Üç kişinin öldüğü Cizre olayları siyasetin gündemindeydi. Hükümet kanadı iki grup arasındaki tartışmayı ve çatışmayı terörle müzakere süreci provoke etme çabası olarak değerlendiriyor. Muhalefet ise bölgede devlet otoritesinin yok edilmesine tepkili. Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK ile Hüdapar arasında yaklaşık 3 gün süren bir çatışma yaşandı. Üç kişinin öldüğü, beş kişinin yaralandığı ilçede gerginlik sürüyor. Çatışmalar sırasında bölgedeki devlet otoritesinin zaafa uğradığı açıkça görülürken, hükümet kanadından ilginç açıklamalar geldi. Açılımdan sorumlu Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, bu Kandil'e nanik yapmaktır dedi. Akdoğan şunları söyledi. Biz her şey yolunda derken en son biliyorsunuz Kandil'den bir açıklama yapıldı. Eğer birileri eylemde yüzünü kapatırsa, molotof atarsa bunlar bizden değil ajandır. Bir gün sonra Cizre'de olaylar oldu. Birileri yüzünü kapattı, gidip molotof attı. İnsanların evini yakmaya çalıştı. Bu açıkça Kandil'e nanik yapmaktır. Ben sizi takmıyorum demektir. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Cizre'de bir kaos yaşanıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor dedi. Sanki o Cizre'de kontrol kayboldu bir şekilde Cizre'de tam bir kaos var görüntüsüyle. Neredeyse bu provokasyonlara katkıda bulunmaya çalışan bazı unsurlara da dikkatinizi çekmek isterim. Bu unsurlarda Cizre olayları üzerinden özellikle bu paralel yapılanmanın hangi kanallarla bu olayları daha da abartarak toplumda huzursuzluk çıkarma çabaları içinde olduğunu da görmek gözümüzden kaçmadı. Bunu da ifade etmek isterim. Muhalefet ise duruma tepkili. Sayın Başbakan Davutoğlu diyor ki Cizre'deki olaylar abartılıyor arkadaşlar. Şu rezalete bakın, işte devletin uyuması budur. Uyuyor. Hendekler kazılmış. Mahallelerde özerk bölgeler ilan edilmiş. Yüzü maskeli kimseler uzun namlulu silahlarla iki gün boyunca çatışmış. Üç kişi ölmüş. Çok sayıda kişi yaralanmış. Sayın Davutoğlu'na soruyorum. Bunun neresi abartı? PKK şehri teslim almış. Öldürmüş. Etnik temizlik yapıyor. Konya'da 16 yaşındaki bir çocuğu Cumhurbaşkanı'na hakaretten dolayı tutuklayan o koskoca emniyet, koskoca yargı ortada yok. Üç kişi ölmüş. Birçok yaralı var. Ama kaymakam ortada yok, vali ortada yok. Biz ölü sayısını bildirince gerçekten o kadar oldu mu diye bize soran bir merkezi otorite var. Cumhuriyet tarihimizde hiçbir zaman Türkiye bu kadar acize düşmemiştir değerli arkadaşlarım. Aciz içerisindedir devlet. Devlet kamu güvenliğiyle ilgili tüm otoritesini kaybetmiştir.